Духан, вот вы, наверное, издалека наблюдаете, вот как-то ну, Абхазия, Черкесия, ну, взгляд со стороны, скажем так. Как вы сейчас видите взаимоотношения России и Абхазии? Ну, черкесский взгляд, скажем так. Взгляд соседа, скажем. Bir komşu olarak siz Abhazya ve Rusya konusunda ne düşünüyorsunuz ilişkisi? Bir ilerleme var mı iyi yönde ya da daha da kötü yönde mi? Şimdi Abhazya'nın bağımsızlığını tanıyan ve bu yönde destekleyici olan ilk ülke Rusya. Buradan başladığımız zaman o alanda tabii ki iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ilişkiler bir taraftan iyi olurken bunun tek taraflı olmaması gerektiğini de düşünüyorum. Abhazya'nın kendi içerisinde, kendi sosyopolitik konumu içerisinde ki şu anki durumunu anlaşılır bulmakla birlikte ileride gerek ekonomik olarak, gerek siyasal olarak tamamen bağımsız bir Abhazya'yı idealize ederiz. Böyle olmasını isteriz. Tabii ki iki ülke arasındaki ilişkiler şu anda iyi durumda. İyi olması iki taraf için iyidir. İki tarafında faydasına da özellikle Abhazya için faydalıdır. Abhazya'nın iyisi iyi, Abhazya için iyidir. Yani. Так как Россия признала Абхазию, не будем забывать об этом. Я думаю, что в дальнейшем мы должны развивать политические отношения, экономические отношения между Россией и Абхазией. Ну, он столько сказал, но он обратно приходит, обратно чуть-чуть добавляется. Вот как он видит будущее, перспективу, скажем так, черкесской диаспоры, которая проживает в Турции, конкретно в Стамбуле, и взаимоотношения с другими федерациями, как складываются? Черкес диаспорасын, елим, диер диаспоралары ilişkisi arası nasıl? Черкес диаспорасы derken, yani Türkiye diasporasından bahsediyor sanırım. Черкес Федерасyonu. Evet. Черкес Emekleri Federasyonu'nun diğer diasporaların arası çok iyi. Özellikle Amerikan diasporasıyla yakın işbirliği ilişkiler içerisindeyiz. Beraber bazı projeler de yürütüyoruz. Diğer taraftan Ürdün, İsrail gibi ülkelerle olan diaspora ile de aramız çok iyi. Yine son zamanlarda Suriye'de meydana gelen olaylardan sonra Suriye diasporasıyla kurmuş olduğumuz ilişki ve iletişim neticesinde birçok Suriyeli soydaşımızın Çerkez'in Türkiye'ye getirilmesi konusunda ön ayak olduğumuzu ve toplamda yaklaşık 1000 kişinin savaştan çıkarılıp Türkiye'ye getirilmesi için ön ayak olduk. Biz de kendimiz yapıyoruz. Отношения между Черкесской Федерацией и другими федерациями отличны, особенно с американскими и с сирийскими. Так как мы знаем, что война в Сирии продолжается, и мы помогли многим приехать в Турцию, где около 1000 человек. Suriye'deki savaştan dolayı o savaş topraklarında olan arkadaşlar buraya gelmekte mi hala yoksa yara mı? Yoğunluklu olarak ilk başlarda yaşandı bunlar. Savaşın çıkmasından kısa bir süre sonra özellikle talepler geldi. Biz kendimiz talep etmedik gelmelerini. Öncelikle onlar talep etti. Biz de bu konuda yardımcı olduk. Şu anda da gelenler tek tük olarak devam ediyor ama kitlesel gelişler yoğunluklu olarak savaşın başlamasından kısa bir süre sonra oldu.
все произошло после военного переворота. Они больше всего приходили после военного перевода, ну а сейчас продолжают и до сих пор приходить, но уже единицы. Кто, наверное, знает хотя бы приблизительно, скажем, в Турции, ну, конкретно в Стамбул, может быть, в Турции, вот представители кавказских национальностей, может, черкесов конкретно, может, кавказских национальностей, приблизительно сколько? Sizce ya da Çerkesler ya da diyelim bütün Kafkasya var, Türkiye'de ya da İstanbul'da ne kadar çoğunluk var? Diaspora bağlamında diasporadaki Çerkeslerin önemli bir kısmı Türkiye'de. Büyük çoğunluğu Türkiye'de. Hatta anavatanda dahil olmak üzere belki dünya üzerinde yaşayan en fazla Çerkes Türkiye'de İstanbul'da. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Я даже приблизительное число не могу сказать, но в диаспоре много черкесов, особенно с Турции. А на планете, особенно в Турции, почти на планете Дюня-Зерминде. Я считаю, что большинство проживающих черкесов только в Турции. Hatta bugün Türkiye'de yaşayan Çerkezlerin nüfusu 3 ila 6 milyon arasında gösterilmekte. Даже около насчитывается 3 и 6 миллионов черкесов, проживающих в Турции. А это черкесы, а вот другие есть же чеченцы, с ними карачаевцы, балкарцы. Это Bu Çerkesler hakkında konuştuk. Şimdi de Çeçenler, diyelim İnguşlar, Kabardeyler hakkında konuşuyorum. Türkiye'de var mı onlar? Onlar? Türkiye'de kaç kişi var? Bu saydığım, az önce ifade ettiğim rakam içerisinde onlar da var. Ancak yoğunluklu olarak Adigeler oluşturuyor bu buranın nüfusunu. Çeçenler de var, Abhazlar da var, İnguşlar da var, Osetliler de var. Ancak yoğunluklu nüfusu Adigeler oluşturuyor. Çeçenler ve diğerleriyle ilgili net sayıyı bilmiyorum ama az önce ifade ettiğim sayı içerisinde onlar da var. Yani belki telaffuz edilen rakamın onda biri olabilir. Чеченцы, ингуши, кабардинцы, они тоже проживают, но в большинстве проживают только адыгейцы. И где-то точно количество, 10 к 1 где-то количество, это адыгейцы, чеченцы.